Yok, gelmem ben. Arkadaşlar, kış hazırlığımız. Odunlarımızı hazırlıyoruz. Kesimden odun aldık. Kim yağacak anne? Ben. Sen ne yapıyorsun? Evet, Furkan yeğenim de odunları kesiyor arkadaşlar. Geçen sene kış çok sert geçmişti. Bütün her şeyi yaktık. Bu sene yeniden odun aldık. Kömürle birlikte yakıyoruz. Onlar küflenmiş mi anne? Çürümüş mü odunlar? Arkadaşlar, Kastamonu Tosya'da kışlar sert geçiyor gerçekten. O yüzden insanlar da Kasım ayında ormandan kesimini alarak odunlarını benzin alaydık Furkan. He? Motora benzin alaydık. Alayım. He? İşte verelim ne kadar şeyse. Kesen motora benzin almak lazım arkadaşlar. Köyün en zahmetli yönü burası. Kışın gerçekten doğalgaz olmadığı için. Niye? Sor balta. Bulamadın mı Muammer'inge? Neredeler ki? Neyi? İnekle yok ya. Arabayla gidelim mi? Bak. Yok. Bak Can. Hoş buldum Muammer'inge. Biz aldık. Benzin yoksa aldın gelin. Evin altı açık. Ha. Hem benzin var hem de küçük bir şeyde yağ var. Tamam. Onu al gel. O alındı bak, odunları yaramaydı. Zaten az öncekini yaramadı, onu çekme koyma diyor Hasan abi. Koy. İyi çekemiyor, yaramadım saliye diyor. Ha? Saliye göster. Babası izlesin YouTube'dan. Oğlu nasıl odun yarıyor. Nazar olmasın maşallah diyelim arkadaşlar, nazar etmeyin. Aman aman aman.
Furkan şu kulaklığını koysan bir takar makar. Şarkı dinliyorum orada. Şarkı dinliyorum. Ha? Ya bırak. Arkadaşlar kışlık odun hazırlığına devam ediyoruz. Dün birazını parçalamıştık. Şimdi kalanlarını toplayacağız. Gördüğünüz gibi. Şunlar motorla kesilenler. Bunları da bir yere katlı katlı koymamız lazım. Düzenlememiz lazım. Hava hala güzel, sıcak. Fakat akşamları soğuyor. Akşam soba yakmaya devam ediyoruz köyde. Gördüğünüz gibi hala yağmur yağmadı arkadaşlar. Yağışlar gelmedi. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben de şunları arabaya koyup evin önüne götüreceğim. Arkadaşlar odunları evin önüne taşıyıp burada kış için hazırlıyoruz. Kömürle birlikte karışık yakacağız. Tavuklar yine geldi arkadaşlar. Kiş kiş. Şişelemek lazım bunları. Şişelemeden bitmezler. Arkalarını doldurarak odun katerlemek diyoruz arkadaşlar biz buna. Odunları dizmişlerini. Bu katerin sağlam olması lazım. Tereyağı istediydim. Ya ne tereyağı dedi.
dün istediydim. Esma'ya da koyacağım ya. Kaç tane? Eve. Üç. Kaç tane diye? He? Kaç tane diye? Güzel. Güzel. Yani tereyağı daha iyi olur dedi. Kütük taşınmaz anne oraya. Nasıl taşınsın? İnekler de geliyor sığırdan. Bu kütüklerin hepsini de kaldıracağız arkadaşlar. İşimiz çok. Nereye yapalım diyorsun? Hayvan bölgesine doğru. Taşlar çıkmadı. Karabaş. Nereden geliyorsun Karabaş? Ayakkabıları götürmüşsün yine. Nereye götürdün? Ha? Nereye götürdün ayakkabıları bakayım? Sen nereye götürdün bakayım? Ayakkabıları sen çok tatlısın. Getir oldu mu oğlum ayakkabıyı? Annemin ayakkabısını götürmüşüm. Hadi git. İneklerin yanına git hadi. Hayır hayır hayır. Karabaş ya. Öyle yapılır mı oğlum? Bak takipçilerim bakıyor sana. Takipçilerim bakıyor oğlum. Öyle olmaz. Sen ne yaptın? İnekleri mi getirdin? İnekleri mi götürdün sen? Ha? Aferin sana. Ama ayakkabıları götürme bir daha, tamam mı? Ayakkabıları götürme. Hadi git. Arkadaşlar Karabaş'ın ayakkabı götürme hastalığı var. Evin önünde ne bulursa uzaklara taşıyor. Ama çok tatlı bir hayvan, çok anlayışlı. Benim az işim kaldı. Beni nerelerden takip ediyorsunuz yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ederim. 1000 aboneyi geçtim arkadaşlar. İnşallah devamı da gelir sayenizde. Yeni videolarla kanalımız büyümeye devam eder. Bunlar da çıralı odun arkadaşlar. Çıraya benziyor. Çıra olarak değerlendirmek lazım onları da. Çıra olmadan olmaz. Odunlar tutuşmaz arkadaşlar.
daha dönmek lazım. Hepsi bitmedi. Arkadaşlar, odunun bir kısmını taşıdık, yarılmış olanları. Daha çok yarılacak odun var. Yarın devam edeceğiz ona. Ben yarma işlemini yapamıyorum açıkçası. O biraz zor, odunu kesmek. Güç isteyen bir şey. O yüzden yeğenimin gelmesini bekleyeceğim. Yarın odun işini halletmeyi planlıyorum, nasip olursa. Annem de ocağı yaktı. Süt pişirecek ocakta. Genelde biz böyle işlerimizi ocakta yaparız. Evde pek yapmayız. Burada daha pratik, daha kolay oluyor. Odun olayını da inşallah yarın halledeceğiz. Sizinle paylaşacağım tekrar. Arkadaşlar, inekler yayılımdan geldi. Ben de çöp atmaya gideceğim. Çöp biraz uzakta, yürümem gerekecek. Hem de şöyle köy içinde bir tur atalım sizinle. Arkadaşlar, beni nerelerden izliyorsunuz merak ediyorum. O yüzden yorumlara bekliyorum. Şöyle ben köy kahvesine doğru devam ediyorum. Arkadaşlar, sadece biz odun işi... Neyi Hasan abi? Çekti gitti. Böyle odun yarım olmaz dedim. Odunu bıraktı gitti. Yarın biraz yapabilirse yapar artık Hasan abi. Yarın gelince. Tamam, oldu. Ben şunu atayım geleyim de. Arkadaşlar, herkesin evinin önünde böyle odunlar var.
Her evin önünde neredeyse bir köpek var. Bu da Ares. Bu da akıllı bir köpek yine. Zararsız bir köpek. Bu evin köpeği. Ares. Nasılsın oğlum? Ne yapıyorsun? İyi misin? Arkadaşlar şöyle. Çöpün olduğu yere doğru gidiyorum. Şurası köy kahvesi, bacası tüten yer. Yine şöyle köy meydanını gösterelim. Dağın eteğinde bir köy. Arkadaşlar. Mire yenge de orada bir şeyler yapıyor. Paçalı tavuklar var. Onun paçalı tavukları çok güzel oluyor. Çöpe yaklaştım. Arkadaşlar köyümüz bu şekilde. Evler genelde ahşap evler. Pardon, kerpiç evler. Evet, şöyle yukarıya doğru çıkayım. Devam ediyorum. Şu ağacın rengin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İnek sesleri, tavuk sesleri, kuş sesleri. Dut ağaçları bunlarda. Çok dut var burada. Ak dut pekmez yapılır genelde. Herkes odun hazırlığında dediğim gibi arkadaşlar. Minire yengenin ibilerini göstereyim size. Göstereyim size arkadaşlar. Siyah ibiler, beyaz ibiler. Maşallah çok güzel büyümüşler. Evet. Ares de çok havalı bir köpek. Odunlar da yine parçalanmayı bekliyorlar. Bir kısmını yapmışlar. Arkadaşlar çöpümü attım. Biraz anneme yardım ettim. Şimdi şöyle bizim evin arka mahallesine doğru geldim. Şurası bizim ambar arkadaşlar. Kiler gibi kullanıyoruz. Burada yine komşuların evleri var. Tamir yapılan evler var. Yine her yerde gördüğümüz gibi odunlar var. Kışlık odunlar var. Ben de şöyle ambara geldim arkadaşlar. Kilerden soğan alacağım. Ve yemek yapacağım. Arkadaşlar bir elimle çekim yapıyorum. Böyle bir taraftan da kilerden soğanımı, eriştemi aldım. Akşama yemek hazırlığı var. Bir elimle çekmesi zor oluyor ama. Şöyle eve doğru gidiyorum.